yani şimdi bu bu maça gelmeseydik iyiydi de. Çünkü dönecektik illa. Yani şu anlamda söylüyorum. Gerçekten çok üzücü. Evet. Çok kötü bir maçtı yani. Evet, çok kötü. Yani ezalet diyebileceğimiz bir maç şu anlamda. Yani azaklara yenildik. Azakların ikinci takımına yenildik yani. Öyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe kalitesindeki bir takım burada şimdi hocayı eleştirebiliriz. Maç planlaması çok önemlidir futbolda. Burada hocanın da çok eksikleri var. Ona da gel, gelebiliriz. Sonraki süreçte ayrıntılara bence konuşmamız gerekiyor bu maçla ilgili. Fikirlerimizi biz de söyleyelim insanlar. Ee, mutlaka seyircilerimiz de söyleyecektir. Ama hocaya bu maçı hoca yazar derseniz ben öyle düşünmüyorum. Bu maçta hangi 11 çıkarsa çıksın azakları yenmesi lazımdı Fenerbahçe'nin. Burada oyuncuların büyük sorumsuzluğu olduğunu düşünüyorum. Tabii e, vücut dilleri de hiç değildi. Demin diyorum ya bazı şeyler biz için içinde olduğumuz için. E, maçta çıkan mutsuz, oynayan mutsuz. Yani ben mutlu bir oyuncu görmedim. Ya adamların attığı gollere bakıyorsun. Savunma desen geride karşılıyorsun. Hani çok baskılı bir oyun sergilemiyorsun. Ama pozisyon veriyorsun. 18 yaşındaki çocuk iki kişinin arasından geçiyor. Öbürküne fek atıyor geçiyor. Öbürki yatarak kayonu geçiyor, gol atıyor, hayatının ilk golü profesyonel olarak. Öbür kalecisi 20 yaşında, öbür atan yine 19 yaşında, onun 20 yaşında, golü. onun da ilk golü. Yani burada tabii ki de hocayı eleştirebilir ama oyuncuların burada ağırlığını koyması lazım. Orada 18-20 yaşındaki çocuklar var, karşında Fenerbahçe gibi üst düzey oynamış Avrupa çapında oynamış milli takımlarda oynamış bir oyuncular var. Orada ağırlığını koyması lazım. Ama e, burada tabii ki de baş sorumlu hoca olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak hiç iyi görünmedi Fenerbahçe. Bu da çok önemli. Ben rakibi herhalde hoca da izlememiş sanırım. Yani ağza akmarın bu kadar eksik genç çocuklarla çıkacağını biliyorsun. Yani bir oyun üstünlüğü gösteremedin ki. Rakip oyunu yıkamadın. Rakibi karşılayamıyorsun. Ön alan baskısını yapamıyorsun ki. Fenerbahçe geçen sene bunları çok iyi yapıyordu. Hucum şablonları çok yok. Ha, maçın başında ilk devre iki tane net pozisyon var. Ee, burada da tabii Zeko'nun kaçırdığı yüzde yüz ona yakışmayan goller. Birinde e, Fred sanırım çok iyi bir pas attı. Orada tabii Zeko'nun da offside'den kopup o işte tecrübesi ama karşı karşıya kaçırması. Sonra Tadic sanırım araya çok iyi bir, bir bıraktı. Evet. Belki o goller olsa dahi şunu söyleyeyim yani olmayabilir, gol de yiyebilirsin gol de atabilirsin ama maça bir ağırlığını koyarsın. Bu maçı kazanmak istediğini. Ben bu takımdan hem ekonomik olarak hem kalite olarak hem fiziksel olarak üstün olduğumu koyarsın. Aa bazen olur futbol bu. Atarsın, atamazsın. Galatasaray dün berabere kalsaydı şunu mu diyecektik? Galatasaray ya çok kötü oynadı. Hmm. Diyecektik ya çok iyi oynadı. Golleri kaçılmasaydı böyle ama fiziksel olarak şöyle şöyle. Ya Galatasaray'la ilgili bir sürü şey söylüyor biliyorsun. Fenerbahçe'nin hele son 15 dakikasını söylüyorum. Geçen de Sayın Cozumur'un yanına açıklaması vardı. Trabzon'da. Hatta ben haklı bulmuştum. Çünkü hepimiz konuşuyoruz. F Şurada Şu anda haklı bulmuştum. Orada bizim futbolumuzu küçümsemiyor. İzlenmiyor diyor. Tespittir bu. Doğru söylüyor. Oğlum izliyordu. Hoca da herhalde maçı... O da Londra'da oğluyla beraber izliyordu herhalde. Son 15 dakika oyuncu değişiklikleri nedir? Allah Şaşkınlıkla hı hı. izliyorum. İçeride iki santrafor var. Üçüncü santraforu sokuyorsun. E, ofansif orta ortası 10 numara oynayanı sol beke çekiyorsun. Sol önde oynayan kimse yok. Yani resmen ben bir ara son 10-15 dakika... Yani Fenerbahçe'nin ne oynadığını, hangi dizilişte oynadığını... Dizilişlere ben takılmam. Hucumda ve savunmada ne yaptığın önemlidir... Ne hücumda bir şey yapabiliyorsun ha. ne savunmada bir şey yapabiliyorsun. <laughs> ya yani sahanın içinde 5 tane forvet oyuncusu var. Ofansif olarak pozisyonun yok. yok. Kaleye şutun yok. Sürekli pozisyon veriyorsun. Ya bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Yani burayı ne neresinden tutarsan tut. Ee, çok çok kötü rezil bir maç. Yani ne Fenerbahçe'ye ne Fenerbahçe sonuçta Türkiye Ligi'nin güçlü, kuvvetli, ekonomik olarak da o, bu oynadığı takımın çok çok üzerinde yani bu kadar kötü maç oynamanın oyuncuların hakkı var ne hocanın hakkı var ya burada şimdi yönetimi eleştireceğim taraflar da vardır ee, sezon başı yapılan ya iyi oyuncularla maç kazanamazsın birbirine uyumlu Oyunlar, birbirine yani. tamamlayan oyuncular Kadro ya Allah'ını bu maçta kim kimle uyumlu Mert Güldür önündeki maksimum uyumlu ne bileyim hani Fred şeyle eee Kadiç'le şeyi söyleyebiliriz yine bir nebze. Uyum içinde olabilir ama ne orta sahada uyum var. Üç tane orta saha oyuncusu koymuşsun. Ne defansif bir şey yapıyorlar. Freti o geçen sene ofansif baskı yapan, top taşıyan, driplik yapan oyuncudan eser yok. Abramat, iki ortası oynuyorsun. Abramat'la şey vardı sanırım orta sahada. İsmail. İsmail ve ne birbiriyle uyumlu ne rakibi hangi biri merkezde bir kalıp hmm. diğer ikisinin işte Fretle İsmail'in baskısını göremiyoruz veya kenarlara indiğin zaman ne İsmail ne Fred ceza sahasına girmiyor ya sen Azarkmara da ceza sahasına girmeyecekse senin orta oyuncuların kenar forvet oyuncuların orada ceza sahasının içinde topla buluşmadılar. Yani nasıl gol atacaksın yani? Bir tek Zeko gelecek de kafa vuracak. Önüne atacaksın, atacaksın. Yani ...plansız, karman çorman... ...bir maç olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu... ...sürerse zaten... ...Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı da çok düşük. Detaylandıracağız. İzleyicilerimizin de çok yorumu... ...ve hocam sana da soruları var. Ee, ama Burak'tan da bir genel değerlendirme... ...almak istiyorum. Bu maçla ilgili... ...çok umutsuz konuşmamıştın diye hatırlıyorum. Evet, benim söylediğim... ...Fenerbahçe'den de galibiyet. Galatasaray, Beşiktaş... Evet. ...Fenerbahçe galibiyeti... Kopenhag çok ters zor gelecektir, demişti. zor olacaktır. Başakşehir'den beklemiyorum demiştim. Evet. Sürprizi Fenerbahçe ve Başakşehir yaptı. Başakşehir olumlu bir sürpriz yaptı. Fenerbahçe olumsuz anlamda bir sürpriz yaptı. Burada ben dizilişle alakalı da bir sorun olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir analiz yapılmış. O da çok basit bir analiz gibi görünüyor. Rakipte eksik oyuncular vardı. Onların yerine oynayan oyuncuların neredeyse hepsi 25 yaş altıydı. Evet. Bu rakibin fiziksel olarak senden daha diri olduğunu biliyorsun. Hepsi koşan oyuncular çünkü. Teknik anlamda Fenerbahçe çok daha ağır basıyor. Fiziksel kapasite olarak Alkmaar çok daha ağır basıyor. Ama Alkmaar'ın önceki maçlarını da konuştuk burada. 7 maçtır kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz. Çok farklı bir sistemle çıkmadı Fenerbahçe karşısında. Çünkü çok fazla sistemi değiştirebilmen için senin teknik oyunculara da ihtiyacın var. Alkmaar'da bu yoktu. Dolayısıyla benzer bir taktiği var her maçta. Onu uygulamaya çalışıyor. Sürekli bir taktiği var diyelim. Fenerbahçe her zaman kullandığı taktiğin aksine bambaşka bir şey denedi bu maçta. İsmail, Fred, Amrabat daha önce beraber oynamış oyuncular değil. Evet. Yani yeni bir sistemi bu karşılaşmada... Şimdi üçlü e, orta sahayla orta saha hakimiyetini ele geçirmeye çalışıyorsun. Mantık olarak anlıyorum. Karşında fiziksel güçlü bir takım var. Orta sahayı alırsan onu o şekilde... E, hani o sorunu bertaraf edebilirim diye düşünüyorsun. Onu anlarım ama... Öyle durumda orta sahaya aldığın zaman en azından sağ kanattan bir Bek'in sol kanattaki Bek'in o senin aldığın, hakimiyeti kurduğun takımı desteklemesi, yani desteklemesi biraz lazım, desteklemesi lazım yani. yani. Desteklemesi lazım ama bir tane iki tane sayıyorsun. Böyle maç boyu denedi bir sağdan bir soldan gitti diyemiyoruz işte Fenerbahçe'ye. E hücumda tad için eline bakıyor. maksimenle alakalı ben eleştirileri yapıyordum. Enteresandır. Normalde takımlar oynadıkça o takım olma olgusu olgun gelişir. Fenerbahçe'de bu tam tersine gidiyor. Ben onu anlamıyorum zaten. Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Onu anlamıyorum. Ender Hoca'nın söylediği gibi takımdaki ateşleyici birisi yok. Hani bunu isim olarak düşünmeyin. Bir hareketle de olabilir bu. Bir tavırla da olabilir. Ee, onun dışında oyuncularda böyle bir biz bunu yaparız, biz bunu başarırızdan ziyade bir tedirginlik oluşmaya başladı. Yüz ifadelerinden bahsediyorum. Bu hiçbir şeyin sonu değil daha. Ligin de başındayız, Avrupa Ligi'nin de başındayız. E kötü başlamamışsın zaten. Mağlubiyet olur, mağlubiyette hiç sıkıntı yok. 12. Çıksın bundan sonraki iki karşılaşmayı kazansın Fenerbahçe yine sorun yok. 6 puan alsın ya da 7 puan alsın. Yine sorun yok. Sıralamada yine üst sıraya çıkarsın zaten ama... ...oyun anlamında... Ee, bir sonraki maç ne yapar? Bir sonraki ondan sonraki maç ne yapar diye insanların kafasında soru işareti oluşturmaya başladı takım. Ben de buna anlam vermiyorum. Bu kadar erken bu düşüşün bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu çalışmalar da zaten bunun üzerine olacaktır. Yoksa kaliteli alakalı bir şey yok. Sadece bir iki yere transfer gerekiyor.